Sevgili takipçilerim, öğrencilerim ve çok sevgili danışanlarım, 27 Aralık'ta Türkiye saatine göre 3:34'te 4 derece Yengeç Burcu'nda Dolunay meydana gelecek. Su elementinin öncü niteliklerini taşıyan bu Dolunay, kişisel ve toplumsal alanlarda önemli dönüşümleri, farkındalıkları ortaya çıkarabilir. Enerjisi çok güçlü bir Dolunay. Yengeç Ay tarafından yönetilir. Tabii ki Yengeç Burcu'ndaki Dolunaylarda duygusal hassasiyetimiz çok daha fazla öne çıkabilir. Ev, yuva, aile, ebeveynler, güvenlik, barınma, beslenme, vatan, millet gibi konulardaki hassasiyetlerin biraz daha ön plana çıktığı bir süreçteyiz. Öncü burçlarımız için çok önemli bir Dolunay. Koç, Yengeç, Terazi ve Oğlaklar önemli etkiler alabilirler. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Güneşiniz, yükselen burcunuz öncü burçlardaysa ve özellikle kişisel doğum haritalarınızda 4 derece ve yakınlarında kişisel gezegenleriniz bulunuyorsa bu Dolunay sizin için çok etkili olabilir. Orb aralığını 0-8 derece arasında alabilirsiniz. Evet, şimdi biraz daha incelediğimizde bu Dolunay'da çok önemli açılar, çok önemli görünümler var. An haritasında yükselende yine bir su elementi, Akrep Burcu yükseliyor. Ülkemiz için de çok etkili tabii ki. Zaten ülkemiz bir Akrep ülkesi, Akrep Burcu'ndayız. Yükselen Burcu da ülkemizin Yengeç. Yani bu Dolunay ülkemizin horoskopunda, doğum haritasında da çok önemli bağlantılar kuruyor aslında. Dolunay haritanın 9. evine yerleşmiş durumda. Güneş ay karşıtlığı 3-9. evlerde ve Dolunay yükselen burç derecesinde üçgen bir açıyla görüyor. Bu aslında enerjisel anlamda güzel bir temas. Enerjilerin daha olumlu, daha ılımlı, daha yapıcı olabileceğini gösteriyor bu Dolunay'la birlikte. Örneğin hani geleceğe dair hedeflerimiz var, projelerimiz var. Bunları sağlamak için, bazı sorunları çözmek için, istediğimiz sonuçları almak için bu Dolunay enerjisi çok yapıcı, çok verimli olabilir. Boğa burcundaki Jüpiter'in güzel bir açısı var. Güneş-Jüpiter üçgeni aktifleşiyor. Ay'la güzel bir açısı var. Bununla birlikte Balık burcundaki Satürn'ün yine Dolunay'la güzel bir açısı var. Jüpiter ve Satürn'den aldığı bu olumlu destekler gerek iş, gerek özel yaşamımız, gerek toplumsal alanlarda aslında güçlü destekleri bize sunabilir. Daha yapıcı, daha uzun vadeli sonuçlar alabiliriz. Bunlar örneğin bir eğitimle ilgili bir konu, yurt dışıyla ilgili bir konu, evlenmek, yuva kurmak, ev almak, satmak ve benzeri alanlar olabilir tabii ki. Daha çok çünkü Yengeç Dolunay'ı özel yaşamımız, ailevi konularla da temas ediyor. 9. evde yerleşimi hukuksal konulardaki arayışlarımız olabilir. Hani bir davadaki beklentilerimiz, hak arayışlarımız, seyahatlerle ilgili hareketliliğin artmasını bekleyebiliriz Dolunay ve yakınlarında özellikle. Bununla birlikte her türlü inançlar, manevi konularda derinleşmelerin olabileceği bir şifa Dolunay aslında. Çünkü su elementi güçlü bu Dolunay'da. Yükselende de Akrep olduğu için Satürn'ün Balık burcundaki desteğiyle beraber maneviyata yönelme, biraz iç dünyamıza yönelme, geçmişi sorgulama, çünkü retro Merkür etkisi de var. Geçmişten gelen konuları şöyle bir hatırlama, birikmiş konular varsa, çözüm bekleyen konular varsa ya da tamamlanması gereken işler varsa bunlarla ilgilenip gerekli çözümleri bulma konusunda bize önemli yollar gösterebilir, çözümler sunabilir. Yengeç Burcu biliyorsunuz geçmişle çok ilgili. Anılar, çocuklar, çocukluğumuz özellikle ailevi anlamda. İşte aile büyükleri, ebeveynler, atalar, hani biraz hani karmik anlamda tüm getirilerle, birikimlerimizle, bunların bizim üzerimizdeki etkileriyle çok alakalı. Ve çok güçlü Dolunay'ın o aydınlatıcı enerjisi kendimizle ilgili, geçmişimizle ilgili ya da ailevi konularla ilgili bize önemli farkındalıklar verebilir, dönüşümler verebilir. İşte bilinmeyen bir konunun ortaya çıkması, gizli bir şeylerin aydınlanması ya da kararsız kaldığımız bir konunun netleşmesi, kendi
bilinçaltımızdaki bazı duygu ve düşüncelerimizi de bu dolunay enerjisiyle keşfedebiliriz aslında. Hani bizim için sorun yaratan psikosomatik sorunlar, ruhsal problemler, biraz takıntılı duygular, düşünceler de olabilir. Hani bunları fark edip gerekli şifa yollarını bulmamız, bunları dönüştürmemiz, arınmamız mümkün aslında dolunayla birlikte. Tabii ki dolunay dönemlerinde ruhsal, bedensel, zihinsel çok hassas olabileceğimizi lütfen unutmayalım. Yakın ilişkilerde, ailevi konularda duygusal beklentilerimiz artabilir. Güvence ihtiyacımız, istikrar ihtiyacımız öne çıkıyor. Tabii ki en temel ihtiyaçlarımız Yengeç burcuyla alakalı. Beslenme, barınma, güvenlik, ailevi konular. Buralardaki eksiklerimiz daha görünür hale gelebilir ve biraz gelecek endişelerinin, kaygılarının, işte korkuların öne çıkması da mümkün. Bunları yine en güvendiğimiz alanlarda, en yakın ilişkilerimizde aslında tedavi edebiliriz. Aileden destek almamız, yakın ilişkilerde bir şekilde çözüm bulmamız, maddi manevi yardımlar, destekler almamız bu dolunay enerjisiyle mümkün olabilir. Tabii ki bu dönemde alınganlıklar artabilir. Eğer duygusal ihtiyaçlarımız karşılanmıyorsa ve biz de güvence anlamında endişeli ve kaygılıysak, İlişkilerde daha fazla alınganlıklar, daha fazla kırılganlıklar olabilir. Yengeç burcu duygularla çok alakalı ve burada biraz sert açılar da var bu dolunayda. Merkür ve Mars yay burcunda birleşiyorlar. Merkür retro ve balık burcundaki Neptün'le Merkür'ün ve Mars'ın kare açısı var. Mars Neptün karesi özellikle sert, zorlayıcı bir açıdır. Dikkat etmek gerekir. Burada inandığımız düşüncelerin biraz hani fanatikçe savunulması, bazı konularda takıntılı tavırların ortaya çıkması mümkün. Neptün etkisi bizi gerçeklerden uzaklaştırabilir. Yanılgılara, aldanmalara, aldatılmalara, hayal kırıklıklarına yol açabilir. Bunun etkisiyle biraz kaybolmuş hissedebiliriz kendimizi. Aşırı derecede bu belirsizlik ve karmaşa enerjisi tabii ki sinir sistemimizi de yorabilir. Dolayısıyla ilişkilerde de böyle gereksiz agresyonlar, çatışmalar, yanlış anlaşılmalar söz konusu olabilir. Bilgi trafiğine dikkat edelim. Özellikle yay burcundaki Merkür ve Mars adalette, hukuksal konularda yanıltıcı durumlara, manipülasyona, spekülatif durumlara yol açabilir. Burada tabii ki hukuku, adaleti, yargı mekanizmasını daha çok konuşuyoruz. Dikkat çekici, biraz spekülasyon içeren işte mahkemeler, davalar, özellikle gündemde olan konular ve işte bu davalarla, mahkemelerle ilgili belki yargı sürecindeki karışık ve güvenilmez durumlar çok ortaya çıkabilir. Yani adalet sorgusunun, hak, hukuk, adalet arayışlarını ve buralardaki karışıklıkların, buralardaki aldatılmaların, aldanmaların, manipülasyonların çok fazla görünür hale, dikkat çekici hale gelebileceğini söyleyebilirim. Özellikle belki dolunay döneminde ünlü, böyle göz önünde olan kişilerle ilgili kamuoyunda, özellikle bir yargı konusunda, bir dava işinde, bir mahkeme olayında dikkat çekici durumlar, biraz skandal içeren durumlar gündeme gelebilir. Yengeç burcu tabii ki sularla, denizlerle de alakalı. Yay burcu zaten her türlü taşımacılık, işte burada lojistik durumlarla alakalı. Dolayısıyla deniz taşımacılığına dikkat etmek lazım. Ülkemizde ve dünya üzerinde bu alanlarda, özellikle deniz yollarında, taşımacılık alanında, nakliye işlerinde bazı sorunlar, buralarda işte kazalarda olabilir ya da buralarda işte biraz skandal içerikli durumlar söz konusu olabilir. Mümkün olduğunca kişisel anlamda önlemlerimizi almakta fayda var. Aldanmalara, aldatılmalara dikkat edelim. Merkür 2 Ocak'a kadar geriliyor. 2 Ocak'a kadar aslında böyle önemli kararlar vermemek, işte anlaşmalar, sözleşmeler yapmamak, imza atmamak, biraz daha içinde bulunduğumuz şartları iyice incelemekte fayda var. Hızlı kararlar yanıltıcı durumlar oluşturabilir. Hayal kırıklıklarına da yol açabilir. Sinir sistemimiz hassas olabilir. Bağışıklık sistemimiz zayıf olabilir. Dolayısıyla mevsimsel hastalıklara, virüslere, bulaşıcı hastalıklara karşı dikkat etmek gerekiyor. Biraz daha salgın riskinin de arttığı bir dönemdeyiz. Bununla birlikte psikosomatik sorunlar, ruhsal problemler artabilir. Mars-Neptün açısı zehirlenmelerle de alakalı, unutmayalım. Her türlü işte ilaçlar, kimyasallar, alkol ve benzeri konular, besin zehirlenmeleri görülebilir. Burada tabii ki sahte alkol ve benzeri, hani bunların da özellikle yılın son haftasında
mümkün olduğunca daha temkinli yaklaşmakta fayda var. Alerjik sorunlar, kronik bazı böyle problemler tetiklenebilir. İlişkilerde de tabii ki güvensizlikler ve kaygılar nedeniyle hani çok fanatikçe, çok kendi doğrularımız ya da kendi inançlarımız doğrultusunda sağlıklı düşünmeden, objektif yaklaşmadan çok gereksiz tepkiler, dürtüsel tavırlar artabilir. Bu gerek ilişkilerde, gerek sosyal alanlarda, belki cinsellikle ilgili konularda gereksiz riskler ve güvensizlikler yaratabilir. Tüm bunları da bu dolunay enerjisi içerisinde görmemiz gerekiyor. Gördüğünüz gibi çok sayıda önemli açılar var. Olumlu açıları da çok bu dolunayın. Biraz stres içeren gergin açıları da var. Dolayısıyla farkındalıklı hareket etmemiz gerekiyor. Bilinçli hareket etmemiz gerekiyor. Dolunay haftasında duygularımızı, sezgilerimizi dinlemek, biraz iç dünyamıza yönelmek, ruhsal, bedensel, zihinsel şifa, arınma, terapi çalışmalarına yönelmek, sevdiğimiz ve güvendiğimiz kişilerle ve ailemizle daha fazla bir arada olmak, bizim dengede kalmamızı, kendimizi iyi hissetmemizi sağlayabilir. Şimdi burçlarınıza ve özellikle yükselen burçlarınıza göre dolunay etkilerinden bahsetmek istiyorum. Sevgili koçlar ve yükselen burcu koç olanlar, yengeç burcundaki dolunay sizin için özel yaşamınız, aileniz, eviniz, yuvanız, ebeveynlerle ilgili konularda önemli farkındalıklar verebilir. Bir ev alma, satma, bir taşınma, bir yerleşme konunuz olabilir. Tabii ki bunlar evlilikle bağlantılı da olabilir. Ebeveynlerinizle daha fazla duygusal temas içerisinde olabileceğiniz, maddi manevi destekler alabileceğiniz bir süreçtesiniz. Bu dönemde özellikle seyahat planlarınızı biraz gözden geçirin. Genel itibariyle bazı engellerle karşılaşabilirsiniz. Yurt dışı konuları, medya, yayıncılık işleriniz, ticari aktiviteler, akraba ilişkilerinizde sizi zorlayan, biraz hani zihninizi meşgul eden konular olabilir. Anlaşmalara ve sözleşmelere, özellikle işte bir kira sözleşmesi, bir kontrat, bir şeyi almak satmak gibi konularda en azından 2 Ocak sonrasını beklemeniz çok daha sağlıklı olabilir bu dönem içerisinde. Duygusal anlamda zaman zaman karmaşalar hissedebilirsiniz. Birazcık kendinize odaklanın. Kendinizi güvende hissettiğiniz, huzurlu hissettiğiniz alanlarda daha fazla bulunun ki bu daha çok hani özel hayatınız, ev alanı ve ailenizle ilgili konular olabilir. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle güneşinizle yükselen burcunuz 4 derece ve yakınlarındaysa bu dolunaydan çok daha önemli, güçlü etkiler alabilirsiniz. Sevgili boğalar ve yükselen burcu boğa olanlar, yengeç burcundaki dolunay 3. evinizde olacak. Yakın çevreniz, kardeşleriniz, akrabalarınız, hatta komşularınızla ilgili önemli farkındalıklarınız var. Biraz iletişimin, ilişkilerin güçlendiği bir dönemdesiniz. Dolayısıyla dolunay haftasında ziyaretler olabilir. Belki siz bir yere gidebilirsiniz. Bir seyahat, bir gezi söz konusu olabilir. Kardeşlerle ilgili ilişkilerinizin öne çıktığı bir dönem. Burada bir anlaşmazlık varsa belki onu çözme imkanı da bulabilirsiniz. Parasal konularda gerginlikleriniz, stresleriniz olabilir. Güvensizlikleriniz olabilir. Borç ve alacak konularına özellikle temkinli yaklaşın. Paranızı da idare ederken, parayla ilgili kararlar verirken de biraz daha burada dengeli olmak gerekiyor. Dürtüsel davranmayın, hızlı karar vermeyin. 2 Ocak sonrasında Merkür'ün düzelmesiyle beraber daha net hareket edebilirsiniz. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle 4 derece ve yakınlarında öncü burçlarda gezegenleriniz varsa dolunayın üzerinizdeki etkileri öne çıkabilir. Sevgili ikizler ve yükselen burcu ikizler olanlar, yengeç dolunayı para evinizde, ikinci evinizde olacak. Dolayısıyla maddi durumunuz, gelir gideriniz, kazançlarınız, iş konularınızla ilgili önemli dönüşümler var. Bazı beklentilerinize kavuşabilirsiniz. Beklediğiniz bir parayı almak, bir işe girmek, işte kazançlarınızı değerlendirmek, belki bir şeyler almak, yatırım yapmak gibi konularda önemli bir dolunay bu. Birçok açıdan da güçlü destekler alıyorsunuz. Jüpiter'in ve Satürn'ün de güzel etkileri var dolunay sırasında. Yani para konularında kendinizi daha dengeli, güvende hissedebileceğiniz bir dolunay haftasındasınız. Bununla birlikte ilişkilerde, işbirliklerinde, anlaşmalarda, belki herhangi bir dava, bir mahkeme konunuz varsa, ki bunlar parayla da ilgili olabilir. Özellikle aldığınız bilgilere, içinde bulunduğunuz şartlara dikkat edin. Çünkü gözünüzden kaçan bazı detaylar olabilir, yanıltıcı durumlar olabilir. Yeni tekliflere, yeni tanışmalara
dikkatli yaklaşın. 2 Ocak'a kadar beklemekte fayda var. 2 Ocak'tan sonra Merkür'ün düzelmesiyle birlikte biraz daha net hareket edebilirsiniz. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle öncü burçların 4 derece ve yakınlarında gezegenleriniz varsa dolunayın sizin için etkileri çok daha güçlü olabilir. Sevgili yengeçler ve yükselen burcu yengeç olanlar, sizin dolunayınız tabii ki yılın önemli bir dönemindeyiz. Önemli farkındalıklarınız var. Duygusal anlamda çok güçlüsünüz. Hassasiyetiniz de artıyor. Biraz hani genel anlamda sağlığınıza, midenize, sindirim sisteminize dikkat edin. Bu yengeç dolunayı daha önceden yaptığınız, çalıştığınız bazı işlerde sonuçlar almanızı sağlayabilir. Bir projenizin sonuçlanması, maddi manevi bir başarı getirebilir. Dolayısıyla biraz fark edilmeniz, dikkat çekmeniz mümkün. Özellikle belki evlenmek, yuva kurmak gibi hani daha uzun vadeli bir konu. İşte eğitiminizle ilgili bir konu. Ya da parasal anlamda bir karar vermeniz, işte bir yatırım kararı ya da bir şeyi almak satmak ve ev konuları, yerleşim konuları bu dolunayda öne çıkabilir. Seyahat etmek için güzel bir hafta. Güzel bir seyahate, hatta tatile çıkabilirsiniz. Dolunay'ın destekleyici enerjileriyle beraber. Merkür'ün şu andaki retro hareketi zaman zaman içsel anlamda biraz bazı konularda gereksiz endişeler ve kaygılar üretmenize yol açıyor. Dolayısıyla sinir sisteminize dikkat edin, bağışıklık sisteminize dikkat edin. Mevsimsel hastalıklara karşı biraz hassas ve kırılgan olabilirsiniz bu dönemde. Eğer alerjiler gibi kronik sorunlarınız varsa dolunay ve yakınlarında lütfen bu konuları da önemseyin. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle güneşinizle yükselen burcunuz 4 derece ve yakınlarındaysa 0-8 derece arası özellikle alabilirsiniz. Dolunaydan çok daha güçlü, önemli etkiler alabilirsiniz. Sevgili aslanlar ve yükselen burcu aslan olanlar, yengeç burcundaki dolunay 12. evinizde parlayacak. Biraz böyle ruhsal, gizemli, maneviyatın öne çıktığı bir enerji var. Gizli olan bazı konuların açığa çıkması, bazı sırları öğrenmeniz mümkün. Bunlar tamamen sizinle ilgili, kendi duygularınız, kendi bilinçaltınızdaki düşüncelerle, hislerle de alakalı olabilir. Geçmişe çok çekileceğiniz bir dönemdesiniz. Geçmişi hatırlamanız, anıları çok fazla gündeme getirmeniz mümkün görünüyor. Biraz uyku sorunları ve benzeri huzursuzluklarınız olabilir. O yüzden kendinize özen gösterin. Bu dolunayda biraz dinlenmek, böyle bir kısa bir tatil iyi gelebilir. Kendinizi iyi hissettiğiniz, yalnız başınıza kafa dinleyeceğiniz, böyle doğayla baş başa olacağınız bazı ortamlara da gidebilirsiniz. Bunun için bir fırsat da olabilir. Yurt dışı ve bağlantılı işleriniz, bu bir eğitim ya da ticari bir işiniz olabilir. Yani burada bazı beklentileriniz varsa haberler gelebilir, sonuçlar alabilirsiniz. Bununla birlikte tabii ki gizli düşmanlıklara dikkat edin. Hani güvence konuları önemli olacak. Çalıştığınız ortamda, yaşadığınız mekanlarda özellikle güvenlikle ilgili konulara daha temkinli yaklaşmanızda fayda var. Paranızı paylaşırken, borçlanırken, parayla ilgili konularda da bu dönemde herkese çok güvenmeyin ve çok hızlı kararlar vermemeye çalışın. Özellikle sevgili aslanlar, lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. 0 ile 8 derece arasında öncü burçlarda gezegenleriniz bulunuyorsa dolunaydan daha güçlü etkiler alabilirsiniz. Sevgili başaklar ve yükselen burcu başak olanlar, yengeç burcundaki dolunay 11. evinizde parlayacak. Bu dolunay sizin toplumsal statünüzde, kariyerinizde bazı önemli farkındalıklar, dönüşümler getirebilir. Yani uzun süredir uğraştığınız bir işin sonuç vermesi, bir projeyi bitirmeniz, hani bir hayalinize kavuşmanız da mümkün görünüyor. Bu ilişkilerinizle, işbirliklerinizle, iş girişimlerinizle ilgili olabilir. Jüpiter'in çok güzel bir desteği var şu dönemde. Dolayısıyla birçok açıdan şanslı bir dolunay. Hani maddi manevi desteğe ihtiyacınız olan alanlarda, bir proje için örneğin, kişisel bir girişiminiz için destek ve yardım alabilirsiniz. İşbirlikleriyle de ilgili olabilir ya da yetkili kişilerden böyle bir bilgi anlamında ya da hani bir sorununuzu çözmek için güçlü bir destek, bir otorite figüründen destek alabilirsiniz örneğin. Bunları iyi değerlendirmeye çalışın. Bu dönemde özellikle biraz daha belki kaygılarınız, özel yaşamınız, ailevi konularda öne çıkıyor. Yani zaman zaman ev ortamınızda, işte ailevi konularda belki ebeveynleriniz ve onların sağlıklarıyla ilgili bazı kaygılarınız, endişeleriniz olabilir. Sizi güvensiz hissettiren konular olabilir, özellikle özel hayatınızda. Dolayısıyla şu dönemde sizi mutlu eden,
size keyif veren her neyse onlara daha fazla zaman ayırmanız, o ortamlarda, bunlar arkadaşlarınız da olabilir. Yani arkadaşlarla birlikte belki zaman geçirmek, arkadaşlarla birlikte planlar yapmak, arkadaşlarla sosyal anlamda böyle bir ekip çalışması içerisinde olmak, bunlara daha fazla yönelebileceğiniz ve buralarda daha fazla destekler alabileceğiniz bir dönemdesiniz. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle 0 ile 8 derece aralığında öncü burçlarda gezegenleriniz bulunuyorsa dolunay sizin için etkileri öne çıkabilir. Sevgili teraziler, yükselen burcu terazi olanlar, yengeç burcundaki dolunay tabii ki sizin için etkili bir dolunay. Kariyer evinizde olacak. Kariyer deyince tabii ki biraz daha toplumsal hedefleriniz, kamuoyundaki durumunuz, işte işiniz, göreviniz, mesleğiniz, sosyal statünüz, bunların hepsi kariyerdir. Geleceğinizle ilgili konu ve kavramlar kariyerdir. Ailevi durumunuz, aileyle, ebeveynlerle ilgili konularda önemli etkiler var, dönüşümler var. Güçlü yardımcı enerjilerin de olduğu bir dolunay bu. Yani Jüpiter, Satürn gibi iki tane ana gezegenin destekleri, destek açılarının olduğu bir dolunay dönemindeyiz. Dolayısıyla iş konularında, kariyer konularında bazı hedeflerinize ulaşmanız, güvenli adımlar atmanız mümkün. İşte evlilik, evlenme, yuva kurma gibi bir konu olabilir. Taşınma gibi, yerleşimle ilgili bir konunuz olabilir. Bununla birlikte ailevi alanlarda anneniz, babanız, onlar ve onlarla ilişkileriniz, onların düzenleri, onların sağlıkları ve benzeri alanlarda da bir sorun varsa bu sorunu çözmek için hani gerekli destekleri alabilirsiniz. Örneğin bir ev yatırımı almak istiyorsunuz. Hani bunun için gerekli bir parasal desteğe ihtiyacınız var. Bunu, krediyi bulabileceğiniz bir dönemdesiniz. Ya da bir şeyi satmak için adım atıyorsunuz ya da bir bekleyiş içerisindesiniz. İşte bunları sonuçlandırabileceğiniz bir dönemdesiniz aslında. Yakın çevre ilişkilerine, haber trafiğine, özellikle iletişimlere dikkat edin. Zaman zaman komşularla ya da kardeşlerinizle bazı konularda anlaşmazlıklarınız olabilir bu dönemde. Aldığınız haberlere, bilgilere dikkat edin. 2 Ocağa kadar herhangi bir konuda özellikle imza atmak, hukuksal alanda mesela yasal bir sözleşme konusunda temkinli olmakta fayda var. 2 Ocak'tan sonra Merkür düzelecek. Biraz daha bu belirsizlikler ortadan kalkınca daha net hareket edebilirsiniz. Bu dönemde bazı seyahatleriniz, yolculuklarınız biraz ertelenebilir. Ya da şu anda çok belirsiz olabilir. Dolayısıyla biraz zamana bırakmakta fayda var. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle 0 ile 8 derece aralığında güneşiniz, yükselen burcunuz, kişisel gezegenleriniz bulunuyorsa dolunayın üzerinizdeki etkileri artabilir. Sevgili akrepler ve yükselen burcu akrep olanlar, yengeç burcundaki dolunay 9. evinizde olacak. Size güzel bir açıda. Dolayısıyla kendinizi daha iyimser, daha keyifli, rahat, huzurlu hissedebileceğiniz bir dönem. Maneviyat, hani ruhsal çalışmalar, biraz böyle içe yönelişler, meditasyon, şifa, arınma, terapi gibi konularda güzel etkiler var. İlgi duyduğunuz alanlarda bazı eğitimler alabilirsiniz. Bir kursa, bir seminere katılabilirsiniz ya da bir süredir devam eden bir eğitimi tamamlamanız, güzel sonuçlar almanız mümkün. Akademik çalışmalarınız, işte herhangi bir konudaki bir sınava girme durumunuz varsa buralarda güzel destekler almanız mümkün görünüyor. Arkadaşlarla birlikte, sevdiğiniz kişilerle birlikte bir yolculuk, bir tatil, bir seyahat de planlayabilirsiniz. Özellikle tam yılbaşı haftasında bu dolunayın tesiriyle keyifli yolculuklar yapabilirsiniz. En fazla seyahat anlamında destek alan burçlardan biri siz olacaksınız sevgili akrepler. Tabii ki biraz parasal konularda masraflarınız artacağı için parasal endişelerinizin olduğu bir dönemdesiniz. O yüzden gerektiğinden fazla para harcayabilirsiniz. Seyahatlerde bir şeyleri unutmayın bir yerlerde. Çünkü işte orada bir karışıklık enerjisi de var. Parasal konularda, alışverişlerde, seyahatlerde, özellikle finansla ilgili alanlarda daha hesaplı olmaya dikkat edin ve detayları dikkat edin. Çok iyimser yaklaşımlar gereksiz riskler aldırabilir. Bu herhangi bir alanda bir iş konusunda bir yatırım kararı alırken de olabilir ya da herhangi bir alışverişte de olabilir. Dolayısıyla daha doğru araştırmalar yapmanız gerekiyor. 2 Ocak'tan sonra Merkür'ün ileri harekete dönmesi birçok anlamda daha sağlıklı bir bakış açısı, daha net adımlar atmamıza da yardım edebilir. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle 0 ile 8 derece aralığında öncü burçlarda gezegenleriniz bulunuyorsa bu dolunayın sizin için etkileri
öne çıkabilir. Sevgili yaylar ve yükselen burcu yay olanlar, yengeç burcundaki dolunay 8. evinizde parlıyor olacak. Maddi konularda önemli etkiler var yaşamınızda. Hani bu bir borçlanma konusu, bir kredi alma konusu ya da bir şeyi almak, satmak, işte hisseli bir parayla ilgili bir konunuz olabilir. Bir süredir devam etmekte olan konularla da bağlantılı olabilir. Örneğin hani bir emlakınız var kentsel dönüşüm içerisinde ya da işte kiralamak istiyorsunuz, evinizi satmak istiyorsunuz. Bununla ilgili belirsizlikler var. Bu dolunay bazı gündemleri hızlandıracak gibi görünüyor. Önemli gelişmeler olabilir dolunay ve dolunayı takip eden hafta içerisinde. Ya da bir ev almak istiyorsunuz, evlenmek istiyorsunuz, paraya ihtiyacınız var, bir krediye ihtiyacınız var. Hani bunları bulabileceğiniz ya da çözüm yolları bulabileceğiniz bir süreçtesiniz. İlişkilerle ilgili, eş partner konularıyla ilgili alanlarda tabii ki etkiler öne çıkıyor. Ancak Mars'ın ve Merkür'ün burcunuzda olduğunu unutmayın. Merkür retrosu yay burcunda. Neptün'e de kare açısı var. Dolunay döneminde özellikle biraz ruhsal anlamda hassas olabilirsiniz. Psikosomatik sorunlar, işte anksiyete, kaygı problemleri, endişeler falan artabilir. Eğer alerjiler gibi böyle kronik sorunlarınız varsa dolunay haftasında daha hassas olabileceğinizi unutmayın. Bağışıklık sisteminizi güçlü tutmanız gerekiyor. Ekstra vitamin destekleri almanızda fayda var. Zehirlenmelere, alerjilere daha açıksınız. Unutmayın. İşte alkol alırken, bazı ilaçları kullanırken, hani burada temkinli olun. Öyle çok kafanıza göre hareket etmeyin ya da hani çok dürtüsel, kontrolsüz tavırlar içerisinde olmamaya çalışın. Yanıltıcı durumlar olabilir. Genel sağlığınıza biraz daha fazla özen göstermeniz gereken bir dönemdesiniz sevgili yaylar. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle öncü burçların 0-8 derece aralığında gezegenleriniz bulunuyorsa dolunayın etkileri daha fazla artabilir. Sevgili oğlaklar ve yükselen burcu oğlak olanlar, yengeç burcundaki dolunaydan en fazla etki alan burçlardansınız. Öncü bir burçsunuz. Çünkü ilişkiler alanınızda parlayan bir dolunay var. Tabii ki bu her türlü ilişki dinamiğinizde önemli farkındalıklar ve dönüşümler getirebilir. Evlilik konuları, evlenmek gibi bir konu, işte bir ortaklık, bir işbirliği, belki yasal bir işiniz, bir mahkemeniz, davanız, bir sözleşmeniz, bir anlaşmanız gündemde. Bunlarla ilgili süreç içerisinde artık şartların olgunlaştığı, daha görünür hale geldiği bir süreçtesiniz. Tabii ki bu durumunuza göre bir ayrılık kararı, yani bir ilişkiyi bitirme kararı da olabilir. Eşinizin, partnerinizin yaşamında dikkat çekici gelişmeler olabilir. Bunun size etkileri olabilir. Jüpiter'in ve Satürn'ün güzel etkileri var, güzel destekleri var. Dolayısıyla bu dolunay aslında büyük anlamda keyifli bir dolunay. Birçok oğlak için ilişkilerinde, evliliklerinde, eşleri ve partnerleriyle ilgili alanlarda keyifli, geliştirici, böyle verimli bir etki getirebilir. Çocuk sahibi olma konusunda şanslısınız. Çocuğunuz varsa çocuklarla ilgili alanlarda yine sizi mutlu edecek güzel gelişmeler olabilir. Ailenizle, çocuklarınızla, sevdiklerinizle güzel bir tatil, bir seyahat de organize edebilirsiniz. Bu dolunay her türlü seyahati, geziyi destekliyor şu dönemde. Yani yakın çevrenizle, ailenizle bir arada olduğunuzda mutlu olacağınız, keyif alacağınız bir süreçtesiniz. Bu dönemde zaman zaman içsel anlamda bilinçaltınızda tuttuğunuz bazı duyguların, düşüncelerin gereksiz streslerini hissedebiliyorsunuz. İşte uyku sorunları olabilir, biraz böyle gerginlikleriniz olabilir. Mümkün olduğunca olumlu düşünmeye çalışın. Negatif düşüncelerden uzak durmaya çalışın. Çünkü şu sıralarda özellikle bu kaygılı düşünceleriniz, endişeleriniz gereksiz yere size stres yaratabilir. İçinde bulunduğunuz şartları bu anlamda doğru değerlendiremeyebilirsiniz. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle güneşiniz, yükselen burcunuz 0-8 derece arasındaysa bu dolunay sizin için özellikle önemli olacaktır sevgili oğlaklar. Sevgili kovalar ve yükselen burcu kova olanlar, yengeç burcundaki dolunay 6. evinizde parlayacak. Bu dolunay sizin için iş, günlük yaşamınız, mesleki konularda önemli farkındalıklar veriyor. Şu dönemde belki dolunayın enerjisiyle beraber bir işe girme, bir sorumluluk alma ya da bir iş için, mesleki bir adım atmak için, işte eğitim olabilir, yatırımlar olabilir, işiniz için, mesleğiniz için yapacağınız yatırımlar olabilir. Bunlara karar veriyor olabilirsiniz. Yeni başladığınız bir iş için belki bir çalışma programı, günlük yaşamınızın tekrar düzenlenmesi söz konusu. Çalıştığınız ve yaşadığınız mekanlarla ilgili bazı düzenlenmeler olabilir. Bunlar sizin konforunuza,
katkı sağlayacak, başarılı olabilmeniz için gerekli şeyler de olabilir. Dolayısıyla bazı masraflar yapmanız mümkün. Bunlar uzun vadeli yapılandırmalar. Aslında size olumlu geri dönüşleri olacak, başarınızı ve konforunuzu artıracak konularda yapılacak bazı maddi destekler olabilir. Yanınızda çalışan kişiler, hizmet aldığınız kişiler, belki bir yardımcıya ihtiyacınız var ya da ev ortamınızda bir hizmet almanız gereken bir kişi var. İşte bunları bulabilirsiniz. Ya da buralarda bir sorununuz varsa bunları daha rahat çözebilirsiniz bu dolunay döneminde. Evcil hayvan sahibi olmak isteyen kovalar için güzel bir dolunay. Yani birçok kova burcu güzel bir evcil hayvana yaşamlarında yer verebilir. Genel sağlığınızla ilgili bazı hassasiyetleriniz varsa bu dolunay çok yapıcı. Yani sizin için zararlı bir şeyi hayatınızdan çıkarabilirsiniz. Belki bir diyete başlayacaksınız. Daha doğru bir beslenme programına başlayacaksınız. İşte kronik bir sorununuz var. Belki bunu çözmek için artık alışkanlıklarınızı şöyle bir gözden geçireceksiniz veya hani uzun vadeli daha yapıcı bir tedavi programı seçeceksiniz. İşte bunlar midenizle ilgili sindirim sisteminizle olabilir. Genel bağışıklığınızı güçlendirmek için biraz daha belki mevsimsel olarak işte beslenmeniz, gerekli vitamin destekleri, mineral destekleri, hani bunları almak için de aslında bu dolunay size önemli bilgiler verebilir, farkındalıklar verebilir sevgili kovalar. Zaman zaman tabii ki para konularında belirsizlik hissediyorsunuz, kaygılarınız var. Hani yanıltıcı konular da olabiliyor. Yani gereksiz harcamalar yapabiliyorsunuz örneğin. Bunlar biraz arkadaş çevreniz, işte bir ekip içerisindeyseniz ya da bir üzerinde uğraştığınız bir iş var, bir proje var, tamamlamak istiyorsunuz. Hani seyahatler olabilir, ekstra eğitimler olabilir. Ya da gereksiz bazı yanıltıcı durumlar olabilir. Dolayısıyla bütçenize dikkat edin. Neptün etkisi nedeniyle gelirlerinize, giderlerinize, muhasebenize bu dönemde daha dikkatli, daha temkinli yaklaşmanız gerekiyor. Güvenli ve garantici olmanız gerekiyor sevgili kovalar. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle öncü burçlarda 0-8 derece aralığında gezegenleriniz bulunuyorsa dolunaydan çok daha güçlü etkiler alabilirsiniz. Sevgili balıklar ve yükselen burcu balık olanlar, yengeç burcundaki dolunay sizin için keyifli enerjiler getiriyor. 5. evinizde, aşk, eğlence, mutluluk alanınızda, şans evinizde çok güçlü bir dolunay parlıyor. Dolunay döneminde kendinizi gerçekten keyifli, mutlu, huzurlu hissedebilirsiniz. Üstelik burcunuzdaki Satürn'ün bu dolunaya güzel bir desteği var. Ve yönetici gezegeniniz Jüpiter'in de çok güzel bir üçgen açısı var. Yani bunlar muhteşem açılar. Bu dolunayda yani sizi mutlu edecek güzel haberlerin gelmesi mümkün. Aşk ve romantik konularda belki bir amacınıza ulaşacaksınız. Sevdiğiniz kişiden geri dönüşler olması mümkün. Tabii ki aşık da olabilirsiniz. Birileriyle tanışabilirsiniz. Bununla birlikte maddi manevi şans ve fırsatlar var. Yani şansa ihtiyacınız olan alanlarda bu dolunayın enerjilerini değerlendirmekte fayda var. Çocuklarla ilgili keyifli gelişmeler olabilir. Çocuk sahibi olabilirsiniz. Hamilelik, doğum gibi haberler gelebilir. Bununla birlikte çocuklarınız varsa onlarla daha fazla mutlu olacağınız, keyifli olacağınız ortamlarda bulunmanız. Yani güzel bir seyahate, bir tatile çıkmanız. Hani güzel paylaşımlar yapmanız, iyi haberler almanız, mesela çocuklarınızdan yana sevinç duymanız mümkün görünüyor. Mars'ın ve Merkür'ün açısına biraz dikkat edin. Zaman zaman burada iş, kariyer ve sorumluluklar, üstlerle ilişkiler, belki aile içerisinde ebeveynlerle ilişkilerde zaman zaman sizi biraz endişeye götürecek durumlar olabilir. Eğer ebeveyn sağlıklarınız hassassa hani bu alanlara tabii dikkat etmek gerekiyor. Genel Neptün etkisiyle genel anlamda siz de çok böyle vizyoner, hayalperest bir insansınız ve zaman zaman kendiniz yani çok iyimser ve çok idealist davranarak biraz gerçeklerden uzaklaşabiliyorsunuz. Her anlamda burada daha gerçekçi bir bakış açısı içerisinde olmaya dikkat edin lütfen. Özellikle iş ve kariyer konularında, otorite figürleriyle ilişkilerde, aileyle ilgili, ebeveynlerle ilgili bazı sorumluluklarınız varsa buradan bunları görmezden gelmeden daha gerçekçi bir bakış içerisinde olmakta fayda var. Ve genel sağlığınıza, bağışıklık sisteminize lütfen dikkat edin. Özellikle Mars, Neptün kare açısı değişken burçlarımızı ve balık burçlarını da etkileyebilir. Dolunay ve yakınlarında alerjiler, besin zehirlenmeleri, işte ilaçlardan, alkollerden gelebilecek zararlar, işte kronik sorunlar, psikosomatik problemler, sinirsel gerginlikler, enfeksiyonlara yatkınlık artabilir. Mevsimsel hastalıklara karşı da mümkün olduğu kadar bağışıklık sisteminizi güçlü tutmaya çalışın sevgili balıklar.